Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin ilk çıkarma gemisi TCG Anadolu'nun yıl sonu itibariyle deniz kuvvetlerimize teslim edilmesi planlanmakta. 2023'te Milli Muharip Uçak Kızıl Elma İnsansız Savaş Uçağı, Bayraktar TB3 SİHA, Hürjet, Jet Eğitim Uçağı ve Ağır Sınıf Atak Helikopteri gibi projelerde çok önemli gelişmeleri yüce milletimizle paylaşacağız, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2023 bütçesini görüşmek üzere toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, komisyonda Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe sunumunu yaptı. Oktay, Cumhurbaşkanlığı 2023 yılı bütçesinin küresel ve yerel dinamiklerin yanı sıra Türkiye yüzyılına ilerleyen Türkiye'nin milli öncelikleri göz önünde bulundurularak hazırlandığını ifade etti. Oktay, 2023 yılı bütçesinin ofisler, acil destek giderleri, içişleri ve Milli Savunma Bakanlığı'nca kullanılan barışı destekleme ve koruma hizmetleri ödenekleri dahil, 2022 yılı ödeneğine göre %62,4 artışla 6 milyar 637 milyon lira olarak öngörüldüğünü belirterek, tahsis edilmesi öngörülen ödenekten 2 milyar 550 milyon lira İçişleri ve Milli Savunma Bakanlığı'nca kullanılan barışı destekleme ve koruma hizmetleri giderlerine, 280 milyon 500 bin lira acil destek giderlerine, 652 milyon 929 bin lira ise ofislerin bütçesine aktarılmak üzere ayrılmıştır. Ayrıca günlük 4.500 ila 12.000 arasında ziyaretçiye hizmet veren Açıldığı günden itibaren yaklaşık 2 milyon 400 bin kişi ziyaretçi sayısına ulaşan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin her türlü harcamaları da bu bütçeye dahildir, dedi. Oktay, staj yapacak öğrenciler için 2023 yılında uygulanacak kararlara ilişkin Ulusal Staj Programı ile 2023 yılında 150 bini kamuda, 150 bini özel sektörde olmak üzere 300.000 gencimize staj imkanı sağlanacak, Kamu kurumlarında yaz döneminde staj yapan öğrencilerimize ödediğimiz asgari ücretin %30'una tekabül eden rakam 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltilecektir diye konuştu. Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanı olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi İsede'ın 38. Bakanlar toplantısının yarın İstanbul'da başlayacağını belirterek İSEDAK toplantısında bu yıl yoğun bir katılım söz konusu. 50 ülkeden 30'dan fazla bakanla, 30 uluslararası kuruluştan üst düzey temsilciye ev sahipliği yapacağız, dedi. İletişim Başkanlığı'nca yapılan faaliyetlere ilişkin verileri de paylaşan Oktay, 2022 yılı Kasım ayı itibariyle İletişim Başkanlığı'nca toplamda 17.832 basın kartı verildi. 2022 yılında 11 Kasım itibariyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi başvuru sayısı 4 milyon 990 e ulaşmış ve başvuruların cevaplanma oranı %91 olmuştur. İletişim Başkanlığı'nca 2023 yılında da stratejik iletişim zirvesi gibi ulusal ve uluslararası çapta etkinlikler düzenlenmeye devam edilecek ifadelerini kullandı. Türkiye'nin savunma sanayisi alanında yaptığı çalışmalarla dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olma yolunda, Emin adımlarla yürüdüğünü kaydeden Oktay şöyle konuştu: 2022'de Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi, ülkemizin en büyük kompozit üretim binası ve Uzay Sistemleri Mühendislik Merkezi'ne hizmet aldık. Artık dünyada oyun değiştirici olan SİHA'larımız Akıncı, Aksungur, Bayraktar TB2, Anka, Kargu ve Alpagu'nun yeni teslimatlarıyla havadaki gücümüzü perçinlemeye devam ediyoruz. Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi TCG Ufuk hizmete girdi. Yeni tip denizaltılarımızdan Hızır Reis'in havuza çekimi ve Selman Reis'in ilk kaynak töreni gerçekleştirildi. Türkiye'nin ilk çıkarma gemisi TCG Anadolu'nun yıl sonu itibarıyla deniz kuvvetlerimize teslim edilmesi planlanmakta. Kaplan MT orta sınıf tanklarının Endonezya'ya teslimiyle Türkiye ilk tank ihracatını yaptı. Uzun menzilli hava savunma sistemimiz Siper'in ilk modelinin testleri başarıyla devam etti. 2023'te Milli Muharip Uçak Kızıl Elma İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar TB3 SİHA, Hürjet jet eğitim uçağı ve ağır sınıf atak helikopteri gibi projelerde çok önemli gelişmeleri yüce milletimizle paylaşacağız. Denizlerdeki gücümüzü perçinleyecek olan E sınıfı fırkateynlerimizin ilki İstanbul gemisi Denizde ikmal muharebe destek gemimiz Derya ve yeni tip denizaltılarımızın ilki Piri Reis hizmete girecektir. Son ve atmaca için geliştirilen KTJ3200 turbojet motoru teslim edilecektir. Milli ve yerli üretim düşük gürültülü yükselteç modülüne uzayda tarihçe kazandırılıp gemilerin konum ve rota bilgilerini sağlayacak Kılıçsat küp uydu uzaya fırlatılacak, İmece yer gözlem uydusu uzaya gönderilecektir. Oktay, PKK-KCK'nın yönetici kadrosuna yönelik sistemli bir şekilde nokta operasyonlarına ağırlık veren Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye ve Irak'ta örgüt lider kadrolarını etkisiz kıldığını belirtti.